Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Age of Civilizations 2'de Moğolistan serimizin 3. değil 4. bölümüyle karşınızdayım. Geçenki bölümde Çin'e büyük bir darbe indirmiştik ve Çin'den büyük topraklar elde etmiştik. Şimdiki bölümde ise Rusya'ya saldıracağımızı belirtmiştik. Bakalım ne yapacağız? Şimdi savaş ilan edeceğim ama Rusya'nın sevmediği devletler, Rusya'yı sevmeyen devletler varsa koalisyon kuralım. Birlikte saldıralım. Var mı abi? Fransa, Mransa hiç sevmiyor zaten. Koalisyon kur abi. Gelin koalisyona gençler. Bu adam zaten güçlenirse, bu Hindistan'ı yenerse sizin hepinize sağlı sollu geçirir. O yüzden siz bu koalisyona gelin. Gelmediniz, hadi eyvallah. Ben savaşımı ilan ederim kardeşim. Hiç umurumda olmaz. Değil mi? Salaklığımı yaptım. Bravo Eren. Bravo Eren. Hindistan'ı ittifaklıktan atmadan savaşı açtım. Şimdi yenebiliyorsan bakalım hadi. İlerleriz ama bu adam geri döner abi. Moskova'dan falan asker getirir. Hayda. Niye böyle oldu ya? Ya işte böyle acele kararlar verince böyle salak salak şeyler yapıyorum. Maalesef. Abi sen o zaman şurada asker basma. Kaldırmamız gerek çünkü bu toprakların bizim olması lazım. Bu topraklara ihtiyacımız var. Evet. Saldırılarımıza başlıyoruz. Rusya'dan alabileceğim kadar toprak alacağım. Vallahi sıkıntıya girmezsem eğer savaşa devam edeceğim bakalım uzun süre. Güney Kore'de savaştı. Güney Kore'de bu arada güçsüz bir devlet değil. Güney Kore gayet güçlü bir devlet. Kuzey Kore'yi yendi. Şu anda harbiden çok sağlam devletlerden biri Güney Kore. Ama bizim kadar değil tabi. Bizim kadar olması imkansız. Evet, gayet güzel topraklar alıyoruz. Ama gayet güzel topraklar da veriyoruz aynı zamanda. Şimdi şurada bekle. Oradan aşağıya gidersen Rus ordusunu kendi üzerine çekersin. Şuraya 300 asker yeter. Şurada 300, 400. Topraklarda asker yok zaten. Asker basmıyordu bu topraklarda fazla. Buradan devam edelim. Toprakları kendime istiyorum. Abi Rusya oradan yukarı doğru çıkıyor. İşte bak tehlikeli olan bu. Rusya'nın o ordusuna karşı ne yapacağız? Asıl sorulması gereken soru şu anda bu. Ve şuradaki toprakları biz kendimize alabiliyormuşuz. Alalım. Şurada bizim bir Rusya ile büyük sınırımız oluştu. Bu sınırda asker basmak mı gerek? Abi bu askerler zaten orayı korumaz ki. Şurada basılabilir. Onun dışında burada taarruzlarımıza devam edelim. Çok güzel. Şu adam oraya gitsin. Burayı ele geçirin millet. Sen de burayı aldın mı abicim? Sen de burayı alamıyorsun tabi. Rusya'nın saldırılarını gördük. Daha da saldırmayacak herhalde. Çünkü saldırı gördük abi. Gayet şu anda iyi gidiyorum ama Rusya'nın orada aşağıda çok fazla askeri var. Onlar sıkıntı. Abi sen buraya saldır. Sen hareket et. Buraya git. Şimdi şu ordular aşağıya kaysın. Sen buraya git. Sen buraya git. Sen 150-250 böyle git. Sen böyle git. Rusya'nın orada oldukça fazla askeri var. Benim ana karalarımdan, kor topraklarımdan. Umarım toprak almaz. Aldı. Aldı. Ay şu ağzını. Hocam şu topraklar sana yaramaz. O topraklar seni öldürür, bitirir. O toprakları sen bırak o yüzden bana. Git kendi çöplüğünde takıl. O topraklar çünkü sana gelmez, anladın mı? Yani o topraklar biraz değişik topraklar, sen anlamazsın onu. Halinden anlamazsın oradaki halkın. Adamlar isyan eder sana. Sen hiç uğraşma kardeşim, hiç uğraşma. Toprağı da aldık mı? Burayı da alalım. Ve burası da
Gayet çok iyiyiz ya şu anda. Şu anda harbiden mükemmeliz ve bir barış anlaşması yapabilirsem şu anda Rusya'nın Moskova taraflarından askeri gelmeden. Hocam artık sen burayı da al da öyle git. Buraya 600 ver. 400. Buraya da gel. Şimdi paşam, siz buraya aşağıya geri kayın. O topraklar zaten bizim oldu artık. Şöyle abicim, cephe hattına doğru gelin. Orada etkisiz kalmayın. Aman, her bir askere bile ihtiyacımız var. Hiçbir askerin etkisiz durumda kalmasın o. İzin veremem. Hepsi faal olmalı. Ve hepsi savaşta işe yaramalı. Ki biz bu savaşı daha iyi bir şekilde kazanabilelim. Abicim sen de buraya gidiyorsun. Tamam, burada işimizi hallettik. Şimdi asıl bölge. Şuradaki askerler etkisiz durumda kalmış mesela. Şurada biraz saldırsınlar bakalım. Abi orada sıkıntı. Orada başarıya ulaşamadık maalesef. Şimdi hocam sen 2000'le buraya gidiyorsun. 2000'le buraya gidiyorsun. Sen buraya gidiyorsun. Sen burada gayet iyi bir durumdasın. Sen saldırırsın abi oradan. Sen de burada aynı yerlere gidersin. Ama bu sefer buraya 200 daha yolla. Şuraya 200 de git. Şu topraklar var. Bunlar unutmak istemediğim topraklar. Yani fazla asker basamasa da toprak sınır güzelliği açısından iyi topraklar. Abi Asya'da Rusya'ya diz çöktürdük şu anda. Şimdi şuraya asker yollayacağız. Buradaki turu geçtik. Orada her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Ama burada her şey istediğimiz gibi gidiyor. İşte burada her şey iyi. Şimdi hocam siz ikiniz de gidin. Şu topraklarda ilerleyemiyorum. Harita kayıyor. Evet. Şimdi bunlar böyle biraz deniz kenarına gelsinler. Orada işimizi hallettik. Evet, bu tarafta. Şimdi işimize başlayacağız. Hocam saldır bakalım. Yani alabildiğim kadar çok toprak elde etmek istiyorum. Bu yüzden de sürekli ilerliyorum. Bakalım ama ne kadar toprak alabileceğiz. Şu askerler neden burada duruyorsun? Gel. Gel abi. Şuradaki toprağı alamadık. Orada asker bastı. Hadi bakalım. Hadi. Hayda, orada toprak kaybettik. Kazandık, kaybettik. Abi 300 asker oraya yeter, 400 buraya yeter. 1000 buraya yeter mi, yetmez mi fikrim yok. Abi sen bak, şöyle gidersen biz kaybederiz savaşı. Sen böyle gideceksin, toprak kuracağız. Anladın mı? Hadi bakalım. Evet, gayet o şekilde hareket ettirmem işe yaradı. Oradaki topraklarımızı korumuş olduk. Şimdi sen böyle gidiyorsun, sen böyle gidiyorsun, sen böyle gidiyorsun. 200-200. Sen böyle gidiyorsun. Şurada bir toprak kaybı yaşadık. 150. 150 böyle giderse eğer. 100 asker de böyle giderse şuradan sorunsuz çıkabiliriz. Evet. Artık %33 kazanmışız. Ama nasıl %33? Hiçbir fikrim yok. Ben bu adamın topraklarının içinden geçtim. Yani sadece kazandığım bunlar mı? Nasıl yani abi? Ben bunun için şey yapmadım. Şimdi şu toprakları geç. Asıl topraklar lazım bize. Asıl bu topraklar gerek. Topraklarım büyük olmasa da olur ama etkili topraklar istiyorum. Evet. Şöyle bir barış anlaşması imzalatalım. Vallahi aşırı fazla toprak aldım. Ama pek bir şeye yaramadı nedense. Yani fazla çok az puan verdi bana. Nüfus anlamında bu arada gayet iyi duruma geldim. Rusya'ya da böylece diz çöktürmüş olduk. Şuradaki topraklarımızın birliğini sağlamış olduk. Oyunun sesi gitti abi. Burada çöker möker, aman şu kaydı alalım. Lütfen. Geçen çöktü çünkü. Yani şunları alamazsam ben herhalde oyunu silerim.
Evet, ordularımız Ulan Batur'da toplansın, kişi sayımızı görelim. İstatistiklerden görürüz de. Toplansınlar burada yine de. Her zaman biliyorsunuz ordularımız toplarız. Öyle bir ilerleriz. Öyle bir ordularımızı dizeriz falan sınırlara. Bildiğiniz şeyler bunlar. Abi Hindistan çok güçlendi ya. Niye böyle oldu? Hindistan aşırı güçlendi ya. Şu toprakları da bu arada asimile edelim tamamıyla. Bu topraklar asimile edilmesi gerek. Abi, gelin siz. Toprakları asimile edersek tam katkı sağlamış olur bize bu topraklar. O yüzden tüm topraklarımızı layığıyla asimile etmemiz gerek. Ve bize tam anlamıyla fayda sağlasınlar. Değil mi? Paramız oldukça az bu arada. Gelirimiz az. Gelir anlamındaki sıkıntıyı çözmemiz gerek. Bize saldıran mı var? Yok. Şöyle biraz daha. Tamamıyla abi %100'leyelim şu asimilasyonları. Çünkü yani 10 altın bile fazla gelse turluk kârdır yani, anladınız mı? 10 altın gelse yine bu kâr. Yani 16'ınla 5 asker basılıyor. Bunları hesap ederek ilerlememiz lazım. 16'ın az bir şey değil çünkü. 5 asker, yani 10 asker oldu mu bir toprak ele geçirebiliyor. Yani ne kadar az görünse de yine de bunlara önem vermezsek abi birine vermeyiz, birinden 16'ın almayız. 100 şehire geldim yani, bu iyice artar artar katlanır yani. O yüzden önem vereceğiz. Bu toprakları asimile edeceğiz. Çünkü şu anda fazla toprak sayımız yok. O yüzden asimile edebiliyorken edeyim. Gayet güzel yatırım yapalım. Sonra da araştırma yapacağım. Bir sonraki bölümde de herhalde Kazakistan'a falan ilerleriz. Şuradaki toprak bütünlüğüm sağlamam. Cidden mükemmel oldu. Abi Kazakistan bizden nasıl güçlü olabilir? Ya yalan abi bu. Olamaz yani böyle bir şey. Benim ekonomim şimdi harbiden 98 bin ve bunun 102 bin mi? Burada bir terslik var bence. Ve bu adamın nüfusu benim yarım. Dünyanın en güçlü 18. devletiyiz. Rusya ile ilişki geliştiririm abi. Abi yüzsüz gibi bir de Rusya ile ilişki geliştiriyoruz adamı döve şu toprakları da asimile edelim tamamıyla. Yani %100 olsun bunlar. Tamam. Gelir elde edelim. Yani her şey ekonomiye bakmıyor. Her şey oradaki ekonomi puanına bakmıyor. Çok güzel. Bunlar da %100 olacak şimdi. Güney Kore Rusya ile savaştı ama kazanabileceğini pek düşünmüyorum. Güney Kore'nin 77 bin ekonomisi var. Az değil ama Rusya'nın nüfusuna bakarsak hiçbir şey. Evet, biraz daha araştırma yapalım. Araştırmada geriyiz. 65'iz ve Brezilya Krallığı, krallık kurmuşlar. Bu adamlar çok şeyde ilerideler. Kingdom of Brazil. Brezilya Krallığı. Bunun Türkçesini şey yapamamışlar mesela. Evet. Vergiyi fulle. 25'leyelim vergiyi. Sonra da ordu bakımına vereceğim. Yönetim falan bir şeyler veririz artık. Abi 11 bin oldu gelir. Mükemmel. 100 bin daha yapalım hemen parayı. Ondan sonra bir araştırma daha. Yeni bir çağa geldik. Ne çağı abicim? Bakmadım. Neyse, önemli bir şey değil zaten. Vergiyi 25 diyelim. Kazakistan savaştaysa arkalarım. Yok. Arkalaya arkalaya büyüdük abi zaten. Arkalaya arkalaya büyüdük. Hastalık çıkmasın abi ya. Tam asimilasyonları düzeltiyorum. Hastalık bitene kadar şimdi topraklarda sıkıntı olacak. Abi ne hastalığı ya? Parayı 300 bin yapacağım. Buradan büyük bir teknolojik gelişim yakalarız. Şöyle araştırma. Hazırlığımı yapıp Kazakistan'a girmek istiyorum da Kazakistan'a girdiğimde Rusya ile sınırım çok büyümüş olacak, anladınız mı? Yani Rusya'yı şu anda yenebiliyorum. Bu topraklarda fazla askeri yok çünkü. Yeniyorum bu adamı. Ama
Kazakistan'a girdiğimde benim sınırım bu adamla çok büyümüş olacak. Abi Rusya'yı sonraya bırakırız. Ben önce Hindistan'ı falan yenerim. Bir gözüküyor. Ordu bakımı. Şimdi giderime en fazla ne var? Askeri harcamalar. Asker sıkıntı yok ya. Asker sıkıntı yaratmıyor şu anda. Yönetim sıkıntı yaratıyor. Yönetime ver. Yönetime ver. Teknolojide kaç olduk? Ha, ben hiçbir savaşa gelemem. Hiç kusura bakma. Moğolistan çok güzel. Çok güzel ilerideyiz abi. Reddet. Hiçbir savaşa gelemem. Zaten seni satacak yer arıyorum. Büyük bir savaşa girsen anında satacağım arkadan seni yani. Birinciliği alalım teknolojide. Bu arada Rusya ile hala iyi ilişkilerimiz var ve bu adamla ben müttefik olabilirim. Güzel. 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 Hindistan'ı satmak yerine buradan operasyon yapabiliriz abi. Malezya'dır falan. Vietnam. Doğu Türkistan falan. Doğu Türkistan'ı geri alabiliriz topraklarımıza. Şu bölgeleri geri kazanmak istiyorum. Kimle savaştasın sen? Asker yığıyorsun oraya. Herhalde savaşacaksın. Yönetime biraz daha puan harcayalım ve artık bu bölümü sonlandıralım. Ama onun öncesinde topraklar bize ihtiyacımız yok abi o topraklara. Abi, Kazakistan, oradan İran'a ilerlerim. Bu bölgeyi alırım diye tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve ayrıca videolara beğeni yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.